Önderleri bu mu lan? Burası abi. Yalnız arkadaşları bahçede toplanmışlar. Böyle örgütçü tipler. Bir hadise çıkmasın. Eyvallah. Siz hiçbir şeye karışmayın, tamam mı? Harun, hele sen hiçbir şeye karışma. Tamam mı? Tamam. Selamünaleyküm. Kimsiniz? Polis. Defol lan katiller! Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ağzını burnunu kırarım. Ne oluyor burada? Sakin olun. Çekilin bakayım. Siz kimsiniz? Sen kimsin? Avukatım ben. Ha. Güzel, güzel. Ben cinayet büro amiriyim. O Önder'in annesiyle konuşmam lazım. Soruşturmayı ben yürütüyorum. Çekilin. Çekilin çocuklar. Sen gel. Sadece sen. Sakallar sen. Amirim. Tekrar edildi. Önder'in gözaltına alındığını ne zaman öğrendiniz? Gözaltına alınma yok. Bir kaçırma olayı bu. Nasıl yani? Bana bir bilgi gelmedi. Bana oğlun intihar etti dediler. Gerisini avukat biliyor zaten. Bize bilgi geldiğinde Önder zaten ölmüştü. Kim kaçırmış peki? Sivil bir ekip. Sivil bir ekip mi? Önder karakol polisi tarafından dergi dağıtılırken gözaltına alınmadı mı? Nereden çıkardın şimdi kaçırılma olayını? Yanında bir arkadaşı varmış. Gece dergileri matbaadan almış, yürürken sivil bir araçtan inen iki kişi Önder'i kaçırıyor. Arkadaşının adı ne? Fatih. Fatih. Fatih burada mı peki? Yok. Dergi bürosunda bulabilirsiniz. Peki bu Önder'in peşinde ya da ne bileyim evin etrafında dolaşan birileri var mıydı böyle sivil ya da resmi giyimli birileri? Bildiğim kadarıyla yoktu. Sık sık telefonlar geliyordu. Ne telefonu? Tehdit ediyorlardı. Bir keresinde ben açtım telefonu. Oğluna söyle bu işlerin peşini bıraksın. Yoksa sonu kötü olur dediler. Oğlumun katillerini sen mi bulacaksın? He. Bul o zaman. Bu dergideki adama baktınız mı lan siz? Önder'in arkadaşı vardı yani. Fatih. O işle Selim ilgileniyor abi. Selim'i niye yolladın lan? İyice bir dövsünler de aklı başına gelsin malum. Ha, sağlam mı? Hadi lan. İyi akşamlar. Ana. Bulamadın mı lan dergiyi? Buldum, buldum. Ama kapalıydı. Şansım ya. Patron, bir 30'luk bira söyler misin bana orada? 30'luk ne lan? Gazoz söyleyelim istersen. La öyle pul... Amirim, bu olayı niye bize verdiler ya? Niye verdiler? Polise kırdırmak istiyorlardı, ondan verdiler. Niye olacak? Hiç iyi olmadı Murkum. Hiç iyi olmadı hem de bizim için. Söyle Tufan abi. Seninle konuşmam lazım Behzat. Dinliyorum abi. Telefonda olmaz. Durum çok ciddi. Geliyorum abi. Ne oldu lan evlilik olayı? Harbi balon muymuş? He. Ama bana de diyor. Bu Şule Manya var ya, o bir yalan uydurmuş. Sonra bu olay büyümüş işte. Ama bizimki çok sinirli. Yani bu kadar kızgınsa vardır bir şeyler. Ben size söyleyeyim yani. Hı, birayı da içmeden gittin. Aklı başka yerde oğlum. Aa, ilk defa birayı bıraktı ha. Yarım... Gitti mi lan? Gitti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin dâikatul mevt. Sümme ileyna turcaun. Sadakallahul azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Merhumun ruhu için, Allah'ın yüce rızası için. El-Fatiha. Bak şimdi. Bak. Oradakiler sizsiniz. Tufan abi de muhtemelen o sırada karakolda. Orada biri daha var lan. Kim la o? Konuşamayız. Amirim, Fuat Sarıdağ. Hiçbir bilgi yok. Çıkın lan dışarı. Tanıyor musun lan? Konuşamam Behzat. Bize ne deniyorsa onu yapıyoruz. Ne dendi lan size? Ne dendi? Konuşmayın biz hallederiz mi dendi? Evet. Bana da ne dendi biliyor musun? Bu işi çöz, yoksa biz seni çözeriz dendi. Nasıl merak ediyorum. Tufan abi neden öldü lan? Hı? Bilmiyorum. Bir tek şey söyle lan. Başka bir şey istemiyorum. Bu işi siz mi yaptınız, dışarıdan birileri mi? Behzat, söyleyemem. Lan harbiden salaksın ha. Niye öyle söylüyorsun? La oğlum ihale senin üzerine kalacak. Senin dünyadan haberin yok ha. Süreli mi? Yok lan. İyi tamam ben hallederim amirim. Buluruz o görüntüdeki adamı. Yok la yok o önemli değil de şu şey. Neydi lan Önder'in arkadaşı hani matbaacı Fatih. Fatih. Sen bir Fatih'i bul bana. Tamam. Ben dergiye bakarım. Oradaysa hallederiz. Yok yok. Fatih'i biz Harun'la beraber buluruz. Sen şu adamı bul bize. Bu sorgu odasındaki çiçeği yaşatmak senin görevin değil miydi Cevdet? Ben dedim ama. Sen bana hiçbir şey demedin Cevdet. Oğlum niye ölüyor lan bu çiçek? Ha? Niye ölüyor bu çiçek? Sen ne biçim ziraatçısın be? Işık almıyor, güneş görmesi lazım. Ben anlamam. Göster ona o zaman güneşi. Ne yapayım yani? Eve mi götüreyim? Evde yaşar belki. Hayır, eve götüremez. Kamu malı oğlum bu. Zimmetine mi geçireceksin? Olmaz. Eğer o çiçek yaşamazsa hakkında rapor tutarım ha. Polislikten atarım seni. Yürü lan. Nereye? Gelirim. Oraya da gelirim. Ha, bura. Ha? Bura. Kimsiniz? Polis aç. Lan! Giremezsiniz. La oğlum! Fatih içeride mi Fatih? Ne yapacaksınız? Onu da mı kaçırıp dışarıda edeceksiniz? Lan ne işkencesi be? Saçma sapan konuşma. Aç şu kapıyı. Tamam la tamam. La şu memlekette doğru düzgün kavga etmeden konuşacağım bir solcu yok mu lan? Ha? Ben sıkıldım lan size dert anlatmaktan. Aç lan şu kapıyı. Soruşturma ekibiyim oğlum ben. Olayı araştırıyoruz. Git başka yerde araştır. Burada olay çıkmasın. Lan sen mi çıkartacaksın la olayı? Aç lan şu kapıyı. Tamam tamam tamam. Aç lan. Ali sen misin? Benim abi. Aç kapıyı. Tanıyorum. Emin misin abi? Aç yavrum aç. Siz dışarıda bekleyin. Niye? Beni niye almıyorsunuz? 2 seferdir almadınız beni. Dışlıyorsunuz beni. Buyurun buradan. Merhaba Fatih. Arkadaş polis. Buyurun görüşebilirsiniz. Biz Önder'in ölümünü araştırıyoruz. Araştıracak bir şey yok. Her şey ortada. Aldılar, işkence yaptılar, öldürdüler. Kim aldı? Siz daha iyi bilirsiniz. La oğlum ben bilsem sana sorar mıyım lan? Ha? Önder'in yanında değil miydin sen o akşam? Yanındaydım ama kimin aldığını görmedim. Biri silahla vurdu kafama, düştüm. Kim olduğuna bakana kadar da Önder'i aldılar zaten. İşlerinde bu adam var mıydı lan? Bilmiyorum. Peki başka bir görgü tanığı falan? Ona vurduklarına birini duydum. Adam mı kaçırıyorsunuz diye çıkıştı bunlara. Sonra polis olduklarını anlayınca ses etmedi. Kim? Tavuk dönerci. Yeri nerede? Sıya Köprüsü'nün altında, köşedeki yer. Ha. Eyvallah. Önüne bak lan. Refleks oldu ya. Yani kötü bir niyetim yoktu benim. Neyse, ne diyorlar? Eleman kimseyi görmemiş. Allah Allah. Biz nereye gidiyoruz? Tavuk dönerciye. Harbi mi? Ha. Vay. Bura. Ha. Selamünaleyküm usta. Aleykümselam. Buyur kardeş. Ben bir tane tavuk döner artı ayran alıyorum. Sen? Yok, ben bir şey yemeyeceğim. Niye abi? Dayı, geçen akşam burada bir kavga olmuş. Birilerini götürmüşler. Sen görmüşsün. Doğru mu? Ha, gördüm. Başta adam kaçırıyorlar zannettim. İnsaniyet namına döner bıçağıyla gireyim dedim. Sonra polis olduklarını öğrenince bıraktım. Sonuçta polistir. Malımız, canımız, bütün her şeyimiz size emanet. Bir yanlışımız olduysa kusura bakmayın. Eyvallah da eyvallah, tamam. Bak bakalım, onlardan biri şu muydu? Ne oluyor birader, adam mı kaçırıyorsunuz? Çok konuşma lan, polis! He, bana kimliğini gösteren arkadaş buydu. Sende pul biber var mı? Vereyim. Ve sen emin misin bu olduğuna? Eminim. Döner bıçağını buna vuracaktım, az kaldı. Eyvallah. Hadi la. Dur. Al. Gerekmez komiserim, bizden olsun. İyi, tamam. Sağ ol. Ha. Onu biliyoruz. Neredenmiş oğlum? İstihbarattan mı yoksa terörden mi? Trafik mi? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Trafik şubeye gel la. Kim demiştin? Fuat Sarıdağ. Bizde öyle biri yok. Nasıl yok? Yok diyor ya la. Dur amirim, hemen delilenme ya. Şu kayıtlara bir baksak kardeş. Bizde öyle biri yok. Ya tamam da biz bir kayıtlara baksak yani, bir baksak ya. Fuat Sarıdağ. Doğru söylüyorsun, bizdeymiş. He, sizdeymiş. Bende yanlış olmaz amirim. Yeni gelmiş ama. Nasıl gelmiş? Bilmiyorum, işte şu tarihler arasında trafik şubede görevlendirilmiş yazıyor. Ne görevi? Ne bileyim, başka bilgi yok. Ya biz senden öğrenemeyeceksek kimden öğreneceğiz bunu ha? Yok mu bu adamın bir görev kağıdı bir sürü? Yok, bana öyle bir şey gelmedi. Siz gelmeseydiniz ben de bilmeyecektim. He. Nereden gelmiş? Belli değil. Allah Allah. O da mı belli değil ya? Hayret bir şey. Burada sadece ismi yazıyor. Hangi şubeden geldiği yazmıyor. Hayal et. Bu adamın nereden geldiğini bul bana. Emredersin amirim. Hadi kolay gelsin. Niye açılmadı lan? Ne bileyim, bir iki kere tıkla. He. Allah Allah. Format lazım buna ya. Ne formatı lan? Ne bileyim, Eda'yı arayayım mı? Sen biliyor musun? CD'yi taktınız mı? Taktık. Enter tuşuna bas. Belki öyle olur. Ara lan Eda'yı, ara. Alo, Eda. Harun ben, Harun. Önemli bir şey var da o yüzden rahatsız ettik. Şimdi biz Behzat amirimle beraber bir CD izlememiz lazım. Onu taktık ama Behzat amirim açamadı. Sen ki açtın sen. Evet, Behzat amirim açamadı. Bir saniye abi. Hı. Tamam, bir saniye. Bilgisayarım. Sağa tıkladım. Yürüt. Garip garip sesler gelmeye başladı. Tamam, tamam, tamam. Açıldı. Rahatsız ettim Eda'cığım. Teşekkürler. Gel, gel. Gel, buraya gel. Bu adamlar kim? İstihbaratçı. Ama iyi istihbaratçı bu adamlar. Ne işi var lan bunların burada? Kim gönderdi bu adamları buraya? Kimse göndermedi. Kendileri geldiler. Seni kim aradı bu adamlar geleceği zaman? Kimse aramadı. Kendileri geldiler. Nasıl kendileri geldiler la? Ya sen aradın söyledin bu adamlar bizde dedin. Ya da birileri seni aradı bu adamları görmeye geliyoruz dedi. Kim aradı lan? Behzat. Aslında konuşmuyorsun. Laflarına biraz dikkat et. Kim var lan bu işin arkasında? Sen bana konuşacağını söylemedin mi elimde görüntüler var deyince? Konuştum ya işte. Nereye konuştun lan? İşine geldiği zaman konuşun, işine gelmediği zaman sustun. Siz ne biçim adamlarsınız lan? Ya adam gibi konuşun, ya adam gibi susun be! Senden mi öğreneceğim lan? Nerede konuşacağımı? Ulan! Amirim bir sakin. Abi beni yanlış anlama bak. Sen amirsin, adam amir. Yani burada kavga etmeniz hiç yakışık almaz. Tamam lan, tamam, 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 tamam. Çıkalım bir hava alalım. Abi meyhanede otursaydık bari ya, dondu burada. Ya kalkarız şimdi. Nasıl bulacağız biz bu adamları? Buluruz. He, buluruz. Zaten trafiği, terörü hallettik, sıra istihbarata geldi. Buradan da kalkar FBI'ye gideriz artık. Yola sen benimle. Ara lan şu hayaleti. Şarjım bitik. Şarj ne la? Ha? Senin Türkçe hocan kim la? Şarj oğlum, şarj, şarj. 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 Taze fasulye taze mi? Taze abi. Kış günü nasıl oluyor bu taze? Organik abi. Organik. Ondan mı böyle kazık? Biraz pahalı oluyor abi. Kılçığı mılçığı var mı bunun? Yok abi. Kılçığı çıkarsa bana geri getir abi. Yok birader ben yemeyeceğim ondan soruyorum zaten ya. Hadi tart. Tartayım abi. Buyur amirim. Ne yapıyorsun lan? İşte sebze meyve alıyorum ya. Ne sebzesi lan? Sağlıklı besleniyorum ben bu ara. He. Sen buldun mu bu Fuat'ı? Yok amirim bir araca bindi gitti. Yarın bulurum ben onu. La oğlum. Nezarette Önder'in yanına giren 2 tane istihbaratçı varmış la. Amirim terörcüler bitti bir de istihbaratçılar mı çıktı başımıza? He. Nasıl bulacağız da onları? Ya siz istihbaratçıları aramayın. Onlar sizin aradığınızı biliyorlarsa zaten sizi bulurlar. He. Eyvallah la. Hayrola bizi arıyor musunuz? Siz kimsiniz? İstihbarat. Ha, arıyoruz. Gel, 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 gel. Geç. Allah. Allah. Yahu senin aklın başında mı? Sen istihbarata operasyon mu yapıyorsun? Ben sadece o 2 istihbaratçıyı arıyorum. Arayamazsın. Kime sordun? Sana mı soracağım ben? Bak başkomiser, seni biliyorum. Seni kollayanları da biliyorum. Ama şansını çok zorluyorsun. Şimdi sen bunları bırak, kimin için çalışıyorsun onu söyle bana. Hah, ne güzel bir soru. Ben de kimin için çalıştığımı merak ediyorum. Zaten bu işte kimin için çalıştığımı arıyorum ben. Karakola giren o 2 istihbaratçı lazım bana. Boş ver bunları. Seninle bir değiş tokuş yapacağız. Ne değişti o kuşu? Sen o elindeki kamera kaydını bana vereceksin. Ben de sana bir kayıt vereceğim. Ne kaydı? Gel. Herkesin kirli bir yüzü vardır başkomiser. Bizimkini ver, kendininkini al. Böylece her şey temiz gözüksün. Yarına kadar süren var. Ulan istediğinizi yapın be! İstediğinizi yapın lan! İstediğinizi yapın! Dur! Tamam. Anlaşıldı dik başlısın. Adamları da istiyorsun. Sana onları vermem. Ama konuşabilirsin. Olayı anlatın. Bize telefon geldi. Adam karakolda dediler. Biz de gittik. Zaten tanıdığımız bir tipti. Ama biz gittiğimizde adam konuşacak durumda değildi. Nasıl konuşacak durumda değildi be? Çok ezmişler. Gidiciydi. Ben size niye inanayım ki? Nereden telefon geldi? Anlamadık. Zaten aranan bir şahıstı. Biz de gittik.